أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Sünnetinin bağlayıcılığı ve peygambere itaatle ilgili konuşuyoruz, mütalaa ediyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz inşallah. Tabi ayet kısmını şimdilik biraz durdurduk. İhtiyaç halinde tekrar ayetlere ekleme çıkartma yapabiliriz. Yani ekleme diyelim. Bu noktada bundan sonra artık sünnetinin bağlayıcılığı ve peygambere itaatle ilgili değişik, yani hadislerin toplanması, ilk asırdaki hadislerin sayfaları, nasıl bir araya getirdiği, nasıl toplandığı, bize nasıl geldiği, neden bu kadar çok güvenilir olduğu, yine aynı benzer şekilde Kur'an'ın mütevatir bir şekilde bize gelmesi, Kur'an'ın bağlayıcılığı gibi hadislerin bağlayıcılığının bize geliş sağlamlığının nasıl gerçekleştiği, nasıl olduğu, hadisler Hicri 200. asırdan sonra mı yazılmış, böyle bir şey var mı, yoksa ilk zamandan beri hadisler yazılmış mı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleri yazılmasını yasaklamış mı? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi sünnetle ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ifadelerinden konuşacağız. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler giremeyecektir. Yani ümmetimin hepsi cennete girecek. Ancak imtina edenler, yani geri duranlar, çekilenler, kaçınanlar giremeyecektir. Sahabeler, ya Resulullah, imtina edenler kimlerdir diye sordular. Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim bana itaat ederse cennete girecektir. Her kim bana asi olursa o da imtina etmiş olur, çekinmiş olur, kaçınmış olur demiş Buhari. Yani bu şimdik, bu hadis rivayeti. Aleyhissalatü Vesselam'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Yani bundan tam mutabık, Efendimizin söyledikleriyle hadisteki rivayetler tamamen birbiriyle uyumlu. Daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi, yani hadislerle, sahih hadislerle ayetler arasında kesinlikle bir uyumsuzluk yok. Burada da demek ki Efendimiz Buhari'deki bu rivayette sahabelerin imtina edenler kimlerdir sorusuna benden yüz çevirenler ki hani ona asi olan ateşe atılır şeklinde gene daha önce ayet kısımlarına bakarsa değerli kardeşlerimiz bu oynatma listesinin orada o ayetleri ifade etmiştik. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Efendimiz size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Birincisi Allah'ın kitabı ve ikincisi benim sünnetimdir. Evet. Beyhaki, Hakim'in rivayeti. Malik'te de var. Malik'in rivayetinde de var. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeyi size emanet ettim diyor. Birisi neymiş? Allah'ın kitabı. İkincisi ise benim sünnetim. Yine Efendimiz buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam, her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Zaten ayet. Kim Resul'e itaat ederse men yudu er Resul fakat eda Allah, Allah'a itaat etmiş olur. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Ya İbn-i Mace ve Buhari. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam giyim, kuşam, tıraş, ibadet ve sair durumlarda kafirlere benzemeyi yasakladı. Ve Efendimiz bize ne emret, size ne emrettiysem onu alınız ve sizi neyden nehyettiysem ondan vazgeçiniz. Burada ne var peki? Yine aynı mana. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَاَنِهَاكُمْ عَنْهُمْ. Yani o size bir şey yasakladığı zaman, Haşr suresi 7. ayet. Bunlar tabii hep konuştuk daha önce, o yüzden detaya girmiyorum. O size bir şey yasakladığı zaman ondan kaçının, emrettiği zaman onu yerine getirin. Size ne emrettiğimse onu alınız ve sizi neyden nehyettiğimse ondan vazgeçiniz. İbn-i Mace. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizi Allah'a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Onların hepsini size emrettim ve sizi Allah'tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Onların hepsini size yasakladım. Ve Beyhaki ve Begavi'nin rivayeti. Peki buradan ne var? Ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Bakın. Size Allah'a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Yani burada Allah'a atfetmiyor. Meseleyi Kur'an'a atfetmiyor. Ne diyor? Size Allah'a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Onların hepsini size emrettim
ve sizi Allah'tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Onların hepsini size yasakladım. Yani ne demek? Yani burada eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olmuş olsa, hani olmasaydı da Cenab-ı Hakk'a atfedilecek olsaydı, Allah size emredilecekleri emretti ve yasaklanacakların hepsini yasakladı derdi. Ama ifadeyi kendisine alıyor ve burada sünnete vurgu yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bu rivayetlere devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çevirenler ise müstesna. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ya Resulullah cennetten kim yüz çevirebilir ki? Deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim bana itaat ederse cennete girer. Kim bana itaat etmezse muhakkak o cennete girmekten yüz çevirmiştir buyurdu Buhari. Bir önceki okuduğumuz hadise de benziyor. İkisi de Buhari'de zaten. Yani orada da imtina edenleri sormuştu sahabe-i kiram. Burada ise cennetten yüz çevirenler kimlerdir diye soruyor. Kimmiş onlar peki? Cennetten yüz çevirenler Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmeyenler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ümmetimin bozulduğu vakit benim yoluma sımsıkı yapışırsa ona şehit sevabı verilir Taberani tergib. Evet, Hazreti Malik bin Enes rahmetullah aleyh diyor ki bana ulaşan rivayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Evet biliyorsunuz yani Kutub-i Sitte içinde ve dışında hem içinde değerlendiriliyor bazı muhaddisler tarafından hem dışında bazıları tarafından. İmam-ı Mali Muvatta'sı da çok sağlam Kur'an'dan sonra Buhari Müslim'den sonra hatta bu sıralamayı değiştirenler var. En sağlam kitaplardan birisi. Hazreti Malik bin Enes rahmetullah aleyh diyor ki bana ulaşan rivayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben size iki şeyi bıraktım. Siz onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Onlar Allah-u Teala'nın kitabı ve onun peygamberinin sünnetidir. İmam Malik Muvatta. Yine Hazreti İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra öyle tesirli bir nasihatta bulundu ki gözler yaşardı, kalpler ürperdi. Bir şahıs ya Resulullah bu vedalaşan birinin nasihatına benziyor. Öyleyse bize neyi tavsiye edersiniz dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki size Allah'tan korkmanızı, Habeşli bir köle dahi olsa emrinin sözünü, emirin sözünü dinlemeyi. Şimdi emire itaat ayetine gittik değil mi? Nisa 9. Emirin sözünü dinlemeyi ve ona itaat etmeyi vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta kalanlarınız çok ihtilaflar görecek. Siz dinde yeni şeyler icat etmekten sakının. Çünkü dindeki her yenilik sapıklıktır. Sizden kim böyle bir zamana yetişirse benim sünnetime ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılsın. Demek ki benim sünnetim ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılsın diyor. Kim Hulefai Raşidi? İşte Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Peki bunu başka bir varyantta hani Buhari'de de gene var. Aleyküm sünneti ve sünneti Hulefai Raşidin. Yani benim ve Raşid halifelerimin sünnetine tabi olun manası gene orada da var. Bunu başka kaynaklarda muhtemelen karşımıza çıkacak. Böyle önemli olanları tabii ki tekrar edeceğiz. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın namazlarında şu duayı yaptığını duydum. Allah'ım benim nasibimi kolay et. Benim hesabımı kolay et. Ben ey Allah'ın nebisi kolay hesap nedir deyince buyurdu ki kulun amel defterine bakılması ve affedilmesidir. Ey Ayşe o gün kim hesap anında sorgulanmaya başlarsa o helak olur. Yani tabii bu Kur'an Müslümanlığının çıkış noktasını Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ayşe radıyallahu anh arasında bir hadise var bu hesap meselesiyle ilgili. Yani hesap eden helak olmuştur manasında Efendimizin bir hadis-i şeriflerine binaen Kur'an'da ya Resulullah böyle değil mi diye başlayan, devam eden ve meselenin sonunda Hazreti Ayşe'nin aydınlandığı ve gene o zamanın sahabesi arasında sahabelerde önde olanlardan, cumhurda gene
önde olanlarla diğer bazı sahabelerin daha az bilgi düzeyine sahip olanlarının arasında geçen hani Kur'an'dan bize bahset meselesi gene var. Onları da gene değerli kardeşlerim okuyup sizin nazarlarınıza inşallah sunacağız. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım. Ve Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.